Pyzero efsane bir şey oğlum. Bir wireless cracker yapıyorum ben onunla Starbucks'ta eklemek için. Aklınız durur. Ne dedim lan ben? Şimdi arkadaşlar P0W diye bir ürün var. Bakın şimdi size önce makarasını anlatacağım. Sonra işin ciddi kısmını anlatacağım. Bu alet üstünde böyle bir ekranla falan da alabilirsiniz ama illa olmak zorunda değil. Böyle arkadaşlar setup'ı yapıyorsunuz. Bittiği zaman etrafınızda VPA kaç tane wireless varsa hepsini çözüyor. Çözdükçe de büyüyor, mutlu oluyor falan. Gezdiriyorsunuz bunu yanınızda. Wireless kırıyor. Adı da Pavlogocci. Bir tane Raspberry P0W yapıyorsunuz. Ekran mekran ekliyorsunuz. Kodu alıyorsunuz Evil Socket'ten. Ondan sonra flashlıyorsunuz bunu. Ondan sonra geliyorsunuz abi SD kartının içerisinde kodları düzeltiyorsunuz. Aleti birleştiriyorsunuz. Şu parça önemli, bu parça olması lazım. Bu ek bir parça almanız gereken. Bunu da alıyorsunuz. Ondan sonra da üstüne ekranı takıyorsunuz. Ondan sonra da SD'yi takıyorsunuz abi, açılıyor. Sonunda bunu oluyor. Güç adaptörünü de bağlıyorsunuz. Bitti abi. Dolaştırıyorsunuz bunu. Kırıyor bütün wireless'ları. Tıkır tıkır. Detaylarını da buradan okuyabilirsiniz. Pavlogocci. Eğlenceli bir şey bu. Basit olan şeyleri kırıyor işte. Onu geçtim. Şunu anlatacağım size. P0 var ya, içindeki wireless direkt yönetilebilir bir wireless. Pavlogocci'yi aldın eline. Raspberry W'yu aldın eline. P0 W'yu. Böyle ekranı da var. Çiçek gibi, tamam mı? Oh Starbucks baby. Oh Frappuccino. Cucino. Alacaksın onları böyle. Ha makine açmışsın orada takılıyorsun. falan diye. Geliyorsun abi. Şu kadarcık bir alet. P0 dediğin alet bu kadar. Alıyorsunuz bunu abi. Direkt açıyorsunuz. Boot ediyorsunuz. Bir tane anten var bunda. İçinde var zaten. Direkt diyorsunuz ki networkleri listele. Networkleri listeliyorsunuz böyle. Çıkan network listesinde Starbucks'ın ne var? Doruk moruk bilmem ne. Zirve doruk bir şeyler var ya. Onu buluyorsunuz. Disconnect atak. Yapıştırıyorsun abi böyle. Çakata çakata çakata. Kaç tane account varsa onun içinde. Kaç kişi bağlıysa hepsi düşüyor. Düştü. Ondan sonra hemen şeyi açıyorsun. Wireless. Doruk zirve bilmem ne falan filan. Hop. Geliyorlar sana. Ondan sonra takıl. Oh Starbucks'ta ek. Al sana Raspberry Pi. 150 lira. Frappuccino, cappuccino, mocuccino'nun içiyorsun. Sonra Tilibri. Afiyet olsun. FBI'ler. Oh aç kardeşim aras kargo. Oh ondan sonra paket. İllegal yasak, beni bandayın. Arkadaşlar ben bunu niye anlattım peki size? Frappuccino, mocuccino, cappuccino'nuzu içerken bağlandığınız o duruk muruk bırık bınık internetler var ya, güvenli değil. Anlatabiliyor muyum? Siz yapın diye anlatmadım. Güvenli değil. Oraya girip internette ne işiniz varsa orada hallediyorsunuz. Emin misiniz Doruk'un bilmem neyin internetine girdiğinizden? Mobil ağ daha güvenli. Girmeyin şu Starbucks'ın, Starbucks'ların bilmem nelerin, zartların, zurtların internetlerine. Siz orada mocuccino'nuzu, frappuccino'nuzu, cappuccino'nuzu içerken onlar da sizi içiyorlar. O yüzden girmeyin o topa. Dikkat edin. Bu ortam internete gireceğiniz zaman kendinize ait bir VPN'iniz yoksa ya da parayla aldığınız bir VPN'iniz varsa bir VPN kullanın. Hiçbir şey yapamıyorsanız Warp kullanın. 1111 var ya Warp. Warp'ın VPN'ini kullanın. En azından free ve güvenli. Oğlum aranızdaki internete çabuk çubuk girerler. Çubuk çubuk ne olduğunuzu şaşırırsınız. Akıllı olun. Kahve içerken girdiğiniz internetlerin %90'ında tehlikeli şeyler var. Demin anlattığım örneği uygulamak isteyen aklı selimlere gelince. Şöyle çok basit bir şey var arkadaşlar. Sizi olmayan bir makineyle ya da ele geçirdiğiniz bir makineyle gittiğiniz bir internette bilmem ne de kahvede kafede bilmem ne de böyle bir aksiyon yaparsanız ne yazık ki güvenlik kamerası diye bir şey var. Götürürler oğlum Silivri'ye. Ben size bunu niye anlattım? Bu kadar kolay 2 dakikalık iş oradaki insanların internet trafiğini monitörlemek. Ben size bu yöntemi anlattım. Ama bu yöntemle nasıl yapıldığını anlattım. Ne kadar kolay olduğunu anlattım ama detaylarıyla anlatmadım. Yapılması gereken, bulunması gereken bir sürü bileşen var, hepsini anlatmadım. Gidin bulun onları yapmak istiyorsanız. Ama eğer bilen, yapan, yapmış birisi varsa, bu işe vakit harcayıp bunu yapmış birisi varsa, bu adam için sizin bilgisayarınızdaki, network'ünüzdeki, bağlantınızdaki veri trafiğine girmek çok kolay bir iş demek için anlattım. O yüzden alışveriş merkezleri, Starbucks'lar, kafeler, restoranlar, metrolar vesaire vesaire gibi public yerlerde, umuma açık yerlerde VPN'iniz olmadan internet kullanırsanız önemli yerlere girmeyin. Gidin ekşi sözlük okuyun, Twitter okuyun, bankadan havale göndermeyin güzel kardeşim. Yapmayın yani. Bankadan havale göndermeyin yani. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Giriyorsanız metroya bilmem neye, ıvıra zıvıra zarta zurta, o internetler, o Starbucks internetleri bilmem neler ıvır zıvır hacklenebilir ve hacklenmesi de çok kolaydır sevgili dostlar. Acayip kolay. Evil Twin atak yapıyorsunuz, tak diye o network ele geçiriliyor. Bu kadar basit. Dediğim gibi warp vesaire gibi bir takım önlemler kullanarak yapılabilir.
yapın. Yoksa o network'ü bir Raspberry Pi Zero veya Pongochi ile hacklemek 5 dakikalık iş arkadaşlar. Hikaye bu. Başka bir şey konuşacağım sizle. Dostlar, hani crackli yazılım indirdiniz, makinanız bot oldu, hepimiz bot olduk falan diye bir sürü video çektim. İzlediniz mi? Zombi olduk değil mi? Aynen, hepimiz zombi olduk bilmem ne. Peki bana en çok sorduğunuz şeylerden bir tanesi neydi biliyor musunuz? Zombi olduğumuzu biz nasıl anlayacağız abi? Nasıl olacak bu bilmem ne falan filan diye sormuştunuz. Wireshark'tan falan bahsetmiştim. Bunu anlamak biraz zor. Kullanımı da zor. Onun çok basit bir versiyonu gelmiş. Çok basit bir olay gelmiş arkadaşlar. Zaten haberdardım da detaylı incelememiştim. Arkadaşlar bakın, bir uygulama buldum. Uygulamayı önce bir göstereceğim size, neler yapabildiğini anlatacağım. Sonra privacy policy'sine bakacağız, yine gizlilik politikasına. Şimdi dostlar bakın, bu uygulamada enteresan bir mevzu var. Uygulama direkt olarak bilgisayarınızdan sizin kontrolünüzün dışında bilmediğiniz servislerle bilmemlerle vısırla zıvırla herhangi bir bağlantı yapıyorsa dışarıya doğru bunu direkt gösteriyor. Ya biz bunu zaten Wireshark'la, TCP dump'la bilmem neyle ıvırla zıvırla bir sürü metotla görebiliyoruz. NBTstat'la görüyoruz, Netmon'la görüyoruz, bilmem neyle görüyoruz. Bir ton yolu var bunun. Ama bunun böyle kımıl kımıl, cıvıl cıvıl, böyle ortaya karışık, janjanlı bir şekilde gösterme özelliği var bu programın. Nedir arkadaşlar program? Zaten biliyorsunuzdur. Glasswire. Böyle bir uygulama var arkadaşlar. Glasswire diye. Bu herif böyle cicili bicili bir interface ile size tıkır tıkır ne bağlantısı var, neler bağlanıyor, neler bağlanmıyor, içeriden dışarıya ne gibi bir trafik gidiyor, kim gidiyor, kim geliyor, bilmem ne. Hepsini gösteriyor arkadaşlar. Bütün uygulamalarınızı listeliyor. Trafik türüne göre listeliyor. Diyorsunuz ki spyware, malware bilmem ne varsa, onların bir dışarıya trafiği varsa, onlar bilmem ne, hepsini gösteriyor. Geriye dönük günlük olarak bakabiliyorsunuz. Nerede böyle bir trafiğiniz oldu bilmem ne falan filan. Hepsini gösteriyor. Fiyatı neymiş bunun? Bunları eğer free'de kullanırsanız muhtemelen kısıtlıyordur. Hepsini açmıyordur. Ama yine de sizle ilgili free versiyonda da bayağı bir bilgi veriyordur. En kötü ihtimalle ya mesela kullandınız, açar bakarsınız 7 gün sonra silersiniz yani. Önemli değil. Hani her dakika bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Bugüne kadar hiç zombi olmuş muyuz, olmamış mıyız? Al bir denemeliğini kur. Bak, anla, kapat. Privacy policy'sine gelelim abi ürünün. Arkadaşlar, herifler sizle ilgili network bilgilerinizin hiçbirini serverlarda toplamıyor. Android versiyonu network'e bile erişmiyormuş. Adam zararlı yazılımların bağlandığı bilgisayarlar listesini güncelliyormuş kendi kendine. Böyle bir özelliği var. Böylece tanımlı olan herifleri direkt yakalamanızı sağlıyor. Peki bu adamlar hiçbir şeyi kullanmıyorsa nasıl para kazanıyor? Purchase'dan, satarak. Onun dışında herhangi bir bilgi tutuyor mu? Ha, tutuyormuş. Kaç tane install ve uninstall olduğunu saymak için bağlantı istiyormuş. OS versiyonu istiyormuş. Machine ID'nizi çıkartıyormuş. Zaten onu yapıyordu birçok uygulama. Hani Windows kendisi bile yapıyor hani. Takmayın kafaya bunu bu kadar. Diyor ki eğer uninstall ederken sebebini anlatmak istersen bu sayfaya da gönderiyormuş. Glasswire'ın grafiği günde bir kere bağlanıyormuş Glasswire.com'a. Software update'lerini kontrol etmek için ve listeyi güncellemek için. Bunu bloklayabilir misin? Ama o zaman da bu güncellemeler ve listenin güncel hali sana gelmeyebilirmiş. Unutma ki diyor, Glasswire kullanıcılarından toplamıyoruz bu suspicious host listini. Yani zararlı olma ihtimali olan liste. Buraya kadar bir problem yok. Glasswire web sitesi sizin için ne tutuyor? Cookie kullanıyor. E-mail göndermek için buradaki bilgileri kullanıyor veya helpdesk için. Bu standart bütün uygulamaların yaptığı. Burası önemli arkadaşlar. Bak, adamlar hiçbir şekilde sizinle ilgili size tanımlanabilecek verilerin hiçbirini hiç kimseyle paylaşmıyoruz diyor. Website sale'larımız, satışlarımız için, servis için kullandığımız uygulamalar, firmalar hariç diyor. Ama onlar bunu bir zaten gizli tutuyorlar diyor. Polise bilmem neye, jandarmaya, zarta surta veririz diyor. Eğer satılırsak satıldığımız kuruma aktarabiliriz diyor. Tamam, Glasswire forumu varmış bir tane. Oraya yazdığınız her şeyi isterseniz silebiliyormuşsunuz. Çok ciddi bir reklam verenlere falan filan bir şey paylaşımı yok arkadaşlar. Yani uygulamada öyle çok ciddi bizi kıllandıracak bir şey görünmüyor. Bilgilerimizi de paylaşmıyormuş. Bununla en azından şeyi kontrol edebilirsiniz. Hani illa full sürümünü alın bilmem ne demiyorum. Ama bununla açıp arkadaşlar zombi oldu mu, olmadı mı? Şu anda bir yerlere ben botluk yapıyor muyum? İzleme yapıyor muyum? Makinem bir yerlerden emir alıyor mu? Falan filan gibi bilgilerin hepsini gidip bu arkadaştan tedarik ve temin edebilirsiniz. Ben uygulamayı genel hatlarıyla beğendim. Size de uygulamayı denemenizi tavsiye edebilirim. Glasswire dediğimiz uygulamayı umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Mobili de var. Android'de kullanılıyormuş. Aynen, bakarsınız abi. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Can kaçar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi eyvallah. Abone olun oğlum.